afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar. Deprem, heyelan, taşkın gibi can ve mal kaybına yol açan doğal afetler jeolojik, jeomorfolojik yapı ve atmosferik şartlar ile ilintili süreçlerden kaynaklanmakta olup, ülkemiz bu tür olayların yoğun olarak görüldüğü doğal afet bölgeleri içerisinde yer almaktadır. Bu jeolojik kökenli doğal afetler, süreçleri gereği geçmişte ola gelmiş ve gelecekte de süre gidecektir. Bu yüzden, afetin kaynağını tanımak ve etki alanını bilmek doğal afetlerle mücadelenin temelini oluşturmaktadır. Doğal afetlerin oluşumunun engellenemeyeceği gerçeği bizi onlarla uyum içerisinde yaşama zorunluluğunda bırakmaktadır. Bu noktadan hareketle kurumumuzda jeolojik doğal afetlerden olan heyelan ve diri fayların yanı sıra günümüzde önemi ortaya henüz çıkmış obruk oluşumları, tıbbi jeoloji ve iklim değişiklikleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Diri fay araştırmaları. Ülkemizde jeolojik kökenli doğal afetlerden birinci sırada olan depremlere yönelik çalışmalar kurumumuz tarafından diri fay araştırmaları ile gerçekleştirilmektedir. Türkiye'nin ilk diri fay haritası 11.000.000 ölçekte Genel Müdürlüğümüz tarafından 1992 yılında yayımlanmıştır. Günümüzde diri fay çalışmaları, ülkemizde deprem zararlarını azaltma yönünde yapılabilecek daha güvenilir deprem tehlike değerlendirmelerine altyapı oluşturmak amacıyla, güncel bilimsel yaklaşımlar ve mevcut bilgi birikimi doğrultusunda, 1992 yılında yayımlanmış olan Türkiye Diri Fay Haritası'nın güncellenmesi, deprem tehlike değerlendirmeleri açısından fay parametrelerinin tanımlanması ve bu yönde üretilecek olan bilgiler ışığında sürekli yenilenebilir Türkiye Diri Fay Veri Tabanı oluşturulmasına yönelik olarak sürdürülmektedir. 2010 yılı sonu itibariyle 5010 adet 1.25.000 ölçekli PAFT'ta diri fay etüdü yapılmış. İçerisinde diri fay bulunan 1604 adet 1.25.000 ölçekli PAFT'ta diri fay haritalaması yapılmış ve bu haritaların sayısallaştırma işleri tamamlanmıştır. Güncellenen diri fay haritalarına ilişkin arazi çalışmaları 2011 yılı sonunda tamamlanacak olup 1.250.000 ölçekli 64 adet haritanın basımı ise 2012 yılının ilk yarısında tamamlanacaktır. Ayrıca bu çalışmalar kapsamında ülkemizin en önemli fay zonlarından Kuzey Anadolu Fayı Atlası 2003 yılında, Doğu Anadolu Fayı Atlası ise 2008 yılında basılmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi gelişmiş ülke araştırmalarıyla eş düzeydedir. Bugün yapılan çalışmalarla nerede deprem olacağı bilinmekte, ancak ne zaman olacağı bilinememektedir. Heyelan araştırmaları. Ülkemizde depremden sonra en çok can ve mal kaybına yol açan doğal afet kaynağı heyelandır. Planlama ve uygulamalarda kullanılmak üzere ülke genelinde heyelanları belirleyip, risk potansiyelini ortaya koymak amacıyla heyelan afetinin etkisini azaltmaya yönelik envanter çalışmaları yürütülmüş ve ülke genelinde 2007 yılında tamamlanmıştır. 18 adet heyelan envanter haritasının basımı gerçekleştirilmiş, elde edilen bilgiler sayısal ortamda veri tabanına aktarılmıştır. Proje kapsamında toplam 5.547 adet 1.25 ölçekli PAFT'ta heyelan araştırması yapılmış ve içinde heyelan bulunan 2.945 adet harita sayısallaştırılmıştır. Dolayısıyla ülke genelinde heyelan afetini azaltmaya yönelik temel jeolojik veriler üretilmiştir. Ayrıca 2011 yılında bir heyelan envanter haritası basılmıştır. Obruk oluşumlarının araştırılması. Ülkemizde artan arazi kullanımları sonucunda karşılaşılan bir başka jeolojik kökenli doğal afet obruk oluşumu olup, Konya Havzası'nda yaygın olarak karşılaşılmaktadır. Havzadaki obrukların bir kısmı fosilleştiği halde bazıları aktiftir. Bazı alanlarda ise yeni obruklar oluşmakta olup, bunların gelişimi süreklidir. Değişik boyutlardaki obruklar, bölgenin sosyoekonomik gelişiminde büyük olumsuzluklar yaratacak derecede yoğunluk kazanmıştır. Özellikle bazı yerleşim alanlarını ve bu alanlardaki insanların can ve mal güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır.
en azından 4 milyon yıldan günümüze devam eden yeraltı karstlaşmasının bir sonucu olan obruk alanlarındaki çökme ve oturmaların oluşum ve gelişimlerini önlemek mümkün değildir. Bu nedenle yürütülen bir dizi çalışma ile bu çöküntü alanlarının gelişebileceği potansiyel alanları ve yaklaşık boyutlarının belirlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Tıbbi jeoloji araştırmaları. Ülkemizde belli yöre ve bölgelerde insanların kansere yakalanmaları, genç yaşta dişlerinin lekeli hareli olması, iskelet yapılarının bozulması, derilerinde fiziksel değişikliklerin ortaya çıkması, boylarının cüce kalmasında bölgesel jeolojik özellik ve yapıdan kaynaklanan toprak, su ve hava yoluyla yaşamımızı etkileyen element ve minerallerin neden olduğu artık bilinmektedir. Doğal yaşam alanımızdaki kayaçlar, mineraller, lem gibi jeolojik unsurların, depremler, volkanlar gibi jeolojik süreçlerin insan sağlığı üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri ve bu etkilerin coğrafik dağılımlarını ortaya koyan, sorunlara çözüm arayan bilim dalına tıbbi jeoloji adı verilmektedir. İnsan sağlığını etkileyen mineral ve elementlerin araştırılması amacıyla kurumumuz, 2006 yılında tıbbi jeoloji araştırmalarını araştırma konuları içerisine almış ve bu konuda araştırma projeleri başlatmıştır.